gideceğinden haberim yoktu ama yanlış bir şey yapmadığını bildiğinden dolayı falan. Bazı faaliyetlere öğrenciliğin süresi içerisinde ve öğrenciliği bittikten sonra da zaten yeni mezun olmuştu. Ondan sonra da yanlış bir şey yapan bir çocuk değildi. Çok iyi bir çocuktu. Oraya da zaten nedir o? Oraya da kötü bir niyetle veyahut da efendime söylediğim şey bu şekilde gitmemişler. Bu çocuklar yardım için, bu çocuklar ezilen, hor görülen, efendime söylediğim zulme uğrayan bir halkın çocuklarına yardım mahiyetinde gitmişlerdi. Suruç'a ilk gidişim değil. Yani 2015-20 Temmuz'undan bir sene önce yine Kobani'yi IŞİD kuşatmıştı ve o zaman nöbet eylemleri vardı Suruç'ta, sınırda. O nöbet eylemlerine katılmıştım ve o nöbet eylemlerine yaklaşık bir ay kaldım ben. Ne halk örgütlenmesinin ne olduğunu ben orada gördüm. Yani halkın örgütlülüğü, o sınır nöbetlerinin organizasyonu, örgütlülüğü, oradaki insanların IŞİD'in zulmüne maruz kalmaması için o çırpınışlar çok önemli deneyimlerdi. Sosyal medyada SGDF'nin Kobani'yi yeniden inşa ediyoruz kampanyasını gördüm. Ya bu hemen tabii bende bir flashback yaptı, geriye götürdü ve Suruç'taki o Kobani nöbet eylemlerine gittim ve yeniden oraya, mutlaka oraya gitmem gerekirdi. Yani çünkü ben biz o sınır nöbetini tutarken yani bir yandan oradaki o bir avuç insanın çırpınışı gözlerimizin önünde cereyan ediyordu ve gidemiyorduk. Yani o gidememe hali, ya Kobani'ye mutlaka bir gün gitmem gerekir düşüncesi bende oluşturdu. Ben eski jimnastikçiyim. Bir de o çadır nöbetlerin, yani Suruç'taki bir sene önceki çadır kampında çocuklarla böyle ben görmüştüm. Çocuklar kendinden çember atıyorlar, takla atıyorlar. Böyle çok hareketli çocuklar. Ya dedim ki biz Kobani'ye geçersek biz oraya belki jimnastik salonu inşa etmek üzerine de belki bir konuşabiliriz oradaki arkadaşlarla. Jimnastik ufak bazı minderler, bazı işte aparatlar falan hazırladım. Onları götürmek üzerine. Yani amaç, benim için amaç oradaki çocuklara jimnastikle tanıştırmaktı. Belki bir jimnastik salonu kurmak ya da vesile olabilirim diye düşünüyordum. Aslında orada bir katliam olmasaydı böyle bir soru da olmayacaktı. Çünkü her zaman yapmakta olduğumuz şeyi yapıyoruz. Bugün de yaptığımız işte. Daha evvel de yaptığınız, durduğu yer belli olan insanlarız aslında. Baktığı yer belli, ortada olan insanlarız. Orada çocuklar vardı ve hepimizin yüzü çocuklara dönüktü. Bir katliam, bir savaş IŞİD katliamının altında inimin yetinen bir halkın çocukları da vardı. Onlara dayanışmak aslında ama şöyle söylemek istiyorum. Buradaki hedef seçilme amaçlarından bir tanesi de bu zaten. Yani halkların el ele olması, savaşa karşı birlik olması. Birçok projeyi, birçok hesabı kökünden zedeleyen, oralarda soru işaretleri yaratan şeyler bunlar. Özellikle Türkiye gibi yani düşük ölçekli savaşın sürekli devam ettiği bir toplumda. Hiçbir zaman bu halkların kardeşliği, yan yana gelişi, el uzatması, bu savaşı sorgulaması, savaşa karşı bir irade oluşturması çok istenen bir şey değil. Gençlerin özellikle, batıdaki gençlerle, işte kültürlerindeki gençlerin ve oradan doğruya Suriye'deki halkların yan yana gelmesi çok tehlikeli bir şey. Savaş politikalarından beslenen, iktidarını, koltuğunu, varlığını bunun üzerinden tanımlayan ve sürdürebilen mekanizmalar için aslında çok istenen bir şey değildi. Bizim orada olmamız değil, aslında bombacıyı oraya getirenlerin orada bizim tam ortamızda ve yani kalleşçe bir savaş ortamında olmadığımız, elimizde silah olmadığı halde kalleşçe aramıza girip bizi paramparça etmeleri aslında esas. Projeksiyon tutulması gereken nokta. 23 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi felsefe bölümü. Mezun, diplomasını almadık ama diplomasını alacağım, bırakmayacağım. Ben işteydim bu arada. Şeyde Suruç'ta bir patlama olduğuna dair işte ölen çocuk, ölen insanların olduğu haberlerde, radyo haberlerinde dinlediğimiz zaman ben sanki ne bileyim içimde böyle bir şey sızı hissettim yani. Bir tuhaf hissettim kendimi. Nasıl oldu anlamadım ben. Ondan sonra işte
eve geldim. Sonra şey, ablamla benim şeyim, kuzenim, Şerman, yeğenim benim. Onlar aradılar beni, sizi. Falan işte oraya gittiğini, ondan sonra arkadaşlarını falan bir tanesi aradı aradı. Telefona bir tane arkadaşı çıkıyordu. O da işte Polonya'yı falan diyordu. Telefonu bendeydi, bilmem ne falan diyordu. Sonra çıktık, yola gittik işte. Şeye çıktık. Ama Polonya'nın yanında şey var, Ezgi vardı. Ezgi de zaten o da benim Polonya'dan ayrılmayacağım şu anda kızım. Çünkü onların kaderleri mi diyorlar, neyi diyorlarsa çok birliktelik. Onlar beraber bir yerde çalışıyorlardı. Beraber efendime söyleyeyim, aynı şeyde Özgür Kadın Derneği mi ne, orada şey yapıyorlardı, mücadele ediyorlardı. Artı şeye beraber gittiler, Suruç'a beraber gittiler. Orada ikisi birlikte katledildi. Ondan diye de onun ailesi Polen'in şeyini, naaşını alıyorlar, getiriyorlar, karıştırıyorlar. Ben de gittik, ben tanıyamadım tabii. Şey, Şenir tanıdı. Şenir tanıdı, dövmesi vardı. Dövmesinden tanıdı Ezgi. Aa, bu dedi Ezgi falan. Biz onu aldık getirdik, onlar bizim çocuğu aldı getirdiler. Ben patlama olduğunu, birisi bana sopayla arkamdan vurduğunu zannettim. Yani işte ve yerden havalandığını anladığımda, yani yerden havalandığımda bayılmıştım, onu hatırlıyorum. Sonra ayı şöyle ayıldım işte, yani çığlıklarla ayıldım. Büyük bir tabii şey vardı, yani kan boşalıyordu vücutta ve çok büyük bir sıcaklık hissettim. Tabii yani ayıldım ve çok muazzam bir uyku bastırdı, yani tabii o şey ölmeden önceki kan işte vücuttan boşalıyor ve uyku geliyor. Hani o uyursan ölürsün meselesi var ya, benim aklımda da hep şey vardır, yani bu mücadelenin işte bir tarafında da şu gerçeklik var, yani vurulabilirsin. Ben hep şeyi düşünüyorum, ya vurulursam bir gün kan kaybından ölebilirim, çünkü benim 0 RH negatif kan grubum çok zor bulunuyor. Ben hep şeyi kafama koymuşumdur, yani vurulsam da bir şekilde işte bir arabaya, bir taksiye kendini at, hastaneye götür. Yani bekleme orada ambulansı. Ben de orada bir o aklıma geldi ve kalkmaya çalıştım ama ayağım yok. Yani dedim ki ayağım koptu galiba, kolumu da göremiyorum, kolum da yok. Bir sol kolum var, sağ kolumu hiç göremiyorum. Bir şekilde sol ayağımın iyi olduğunu anladım, kalktım. Ya tabii ben sağ taraftaydım, önümde, kitle önümdeydi, çok şeydi. Yani orada şehit düşenlerin, yaralananların hepsi benim önümdeydi. Ben bir kere gözümü açtım, dedim ki ben bakarak gidemeyeceğim. Benim gözüm, yani mutlaka gözümü kapatmam lazımdı. Gözümü kapatarak gitmeye çalıştım. Şey çok tabii bende uzun süre kaldı, yani orada yaralanan veya işte şehit düşen arkadaşlara, yani ilk attığımda bastım, birine bastım ve ben açmam gerekirdim, böyle devam edemeyeceğim. O tabii mecburen belli bir süre açarak gittim ama tabii o sahne çok korkunç bir sahneydi. Pek git, yani o bende bir, bilmiyorum, travma olarak değil belki ama o şey hiç kaybolan bir görüntü değil. O görüntü kaybolmuyor. Bir de şey kaybolmuyor. Yanık kokusu göğüste oturdu. Yani çok uzun süre oturdu ve o yanık koku şeyi, kokusu hep geldi. Çok uzun süre geldi. Hala da dönem dönem oluyor. Benim yani yanıklarım işte oldu. İşte vücuduma 26 tane bomba parçası isabet etti. Bağırsağımın %80'ini aldılar. Mesanenin bir kısmını aldılar. İşte yani omuzumdan ayağıma kadar çok parçalı kırıklar, işte kalçada, her yerde. 5-6 tane ameliyat oldu. Vücudumda hala 6-7 tane bomba parçası var. Bunlarla yaşıyorum. Yani çok büyük bir sıkıntı yok. İşte kulağımda %80 bir duyma kaybı var. Sol kulağımda. O uzunca bir süre çok ciddi çınlamalar yapmıştı. O böyle çıldırtıcı derecede çınlamalar yapmıştı ama geçti artık. Yani şu anda çok böyle hayatımı etkileyen bir sıkıntım yok.
diğer arkadaşlar, Çağla mesela. Çağla da çok büyük badireler atlattı. Yani onun 50'den fazla galiba ameliyatı oldu. 100'den fazla bilyesi vardı. Onlardaki kalıcı hasar bende o kadar olmadı açıkçası. Yani bombaya en yakın olan yaralılardan bir tanesiydim herhalde. En ağır yaralananlardan biriydim. Sonraki süreçte zaten bunun ağırlığının gölgesinde devam etti. Çok uzun süre yoğun bakımda kaldım. Bacaklarımdan, karnımdan, kolumdan yaralanmıştım ama daha çok alt ekstremite dediğimiz bacak kısmındaki kaslara ve oradaki damar, sinir yapılarının hasar görmesi, daha sonraki sekel dediğimiz sakatlığı oluşturan kısmı oldu. Tabii bağırsaklarımın bir kısmını kaybettim. Uzun süre bağırsaklarım dışarı ağızlaştırılmış bir şekilde yaşamı sürdürmek zorunda kaldım. Yoğun bakım sürecinde de yani çok ciddi enfeksiyonlardan geçtim, kilo verdim. Saçlarımın hepsi döküldü. Buralardan doğru çok büyük emeklerle bir şekilde ayağa kalktıktan sonra çok uzun süre koltuk değnekleriyle devam ettim. Ancak bacağım kesilmese bile bacağımdaki kasların bir kısmını kaybettim. Bu nedenle sürekli bir ortez kullanmam gerekiyor. Ve damar, sinir yapılarının oradaki ameliyatların etkisiyle çok ciddi problemler yaşıyorum. Yani Günay'ın bir lafı vardı aslında 10 Ekim sonrası. İşte protezini taktı, hayatına devam etti gibi bakıyor insanlar ama hiçbir zaman öyle olmuyor. Yani bugün buraya gelirken de bu anda da yani yaşamımızın her saniyesinde biz o günün etkilerini hayatımızda çok yoğun bir şekilde, çok yakıcı bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Hiç öyle olmuyor yani protezimizi takıp yarına devam edemiyoruz. Öyle bir gerçeklik yok. Hele ki bu kadar komplike hale getirilmiş bir travma sonrası hiçbir fiziki yaralanma olması bile psikiyatrik olarak çok mümkün olmuyor. Bu toplumda bu iktidarın gölgesi altında bu travmalardan çok kolay iyileşmek hiçbir yaramız verimiz olmasa bile mümkün olmuyor. Çünkü çok yanlış bir bakış açısı oluşturuluyor en baştan ve o sürdürülüyor, zaman zaman ortaya çıkartılıyor, kaşınıyor, zaman zaman düşük ölçekle devam ettiriliyor. Ama bir sınırlandırma, bir hakikatten uzaklaştırma, bir şekilde üstünü kapatma halinde devam ediyor. Ama Polen çok insancı bir çocuktu. Polen hayvanlara, doğaya, insanlara karşı çok hassas bir çocuktu. Az da yetinmesini bilen bir çocuktu. Mesela benden para isterdi bazen zaman sıkıştığı zaman. Baba 5 liram var mı derdi. Kızım ne olacak 5 lirada derdim. İşte şey arkadaşlarla ben diyorum sizin gittiğiniz kafeler falan sahipleri olsam sizi kovarım ben oraya sokmam 5 lirayla falan diyor 5-6 kişi toplandı her birimiz 5 lira onda baba çok oluyor çayımızı da içiyoruz tostumuzu da yiyoruz yani benden hiç 50 lira istemedi aslında bu Suruç'daki katliam bu IŞİD katliamı bana çok şey verdi manevi olarak çok zarar verdi şöyle yani 33 artı 1 nur olarak şey yapıyorum çünkü hiçbir ne zaman kaybettiniz eşinizi? 2018, 2 yıl oldu. Hiçbir şeysi yoktu bu kadının. Yani kıpır kıpır birisiydi. Ekranına söyledim her şeye koşturdu. O mesela çok aktifti o Polenler'in şeyinden, o 33 yolcusunun şeyi için, mücadele için, adalet mücadelesi için çok şeydi, aktifti o. Ben onun kadar şey yapamıyorum, olamıyorum. Artı çok da şey konuşmasını, bilmem efendim nasıl oturmasını, hitap etme şeyini biliyordu. Düşer, çok iyi biliyordu. Kadın da bir şey oldu yani katledildi gibi geliyor bana. Çünkü öyle yani hiçbir şeysi 50 yaşında bir kadındı. Hiçbir şeysi yok, hiçbir aşk oldu, bilmem şey falan yok. Hani dengece vefat etti. Bizim hepimiz bu Suruç katliamından sonra hayatta kalanlar mücadele daha öncesinden daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Suruç Aile İnisiyatifi de, aileler de çok büyük acılar yaşadılar gerçekten. Hani biz hayatta kaldık. Tabii orada işte 33 tane arkadaşımız, yoldaşımız gitti ama bunların işte çocukluğundan her anına şahit olmuş olan ailelerin gencecik insanlar daha büyük oranda şehit oldular. Gencecik insanların aileleri çok perişan oldular tabii ki. Çünkü ya bir de şöyle bir şey var. Dedim ya bu kadar iyilik
üzerinden irade koyan çocukların böylesi bunlarca katledilmemesiniz. Ya ayırmıyoruz çocukları ama yani bu kadar da üst düzey bir insanlık adına irade ortaya koyan çocuğun böylesi muazzam haksızlığa şey olması. Ödül vermesi, verilmesi gereken çocuklar paramparça edildi. Çünkü bu ailenin toparlanması, bu ailenin kendine gelmesi o kadar güç bir şey ki. Ve bu biz şunu tabii hep konuştuk, hep tartıştık. Yani bu acıları biz ancak mücadele ederek yok edebiliriz. Gerçekten öyle. Yani kaçarak bir şeyi, kaçarak acılar sizi bırakmıyor. Ve daha da ağırlaşıyor. Aileler mücadele ederek ayakta kaldılar ve ayakta kalmaya devam ediyorlar. Aslında hekim olduğum için çok büyük sağlık hizmetine çok daha kolay ve çok büyük desteklerle, çok büyük işbirliğiyle ulaşabilmiş şanslı yaralılardan bir tanesiyim ben. Bunun çok büyük kıymeti var. Çok büyük insan, özellikle devletin onarım sürecinde yer almamasından ötürü bu kısımlarda da çok ciddi problemler yaşadılar. Kampanyalar yapmak zorunda kaldılar. İşte bir tedavi, bir ameliyat olmak için çok uğraşmak zorunda kaldılar. Hiç destek gelmedi değil mi o süreçte devletten yaralılara? Hayır, benim kendi çevremden, kendi hekim arkadaşlarımdan, tabip odamdan, örgütümden, sendikamdan, etrafımdan, tanıdıklarımdan geldi. Hiçbir şekilde böyle bir resmi destek şeklinde bir destek olmadı. Bir devlet erbenime söylediğim şey yaptım. 18 yıl askerlik yaptım, 30 sene efendime söyledim, banka film ödedim. Artık hiçbir şeyim dokunmadı. Benim çocuklarımın efendime söyledim, çocuklarımın arkadaşlarının hiçbirisinin güvenlik işleri olsun bilmem veya efendime söyledim, ne bileyim yani devlete ait, kamuya ait hiçbir şeye yarar vermediler, hiçbir şeye şey yapmadılar. Bu zulüm, bu efendim siyasi görüşünden, siyasi düşüncesinden dolayı bu şey ailelere, bu efendime söyleyeyim çocuklara görülen bu zulüm devam ediyor ya. Nedir o? Kaç tane şey oldu, mahkeme oldu şimdiye kadar saymadım da. Belki aynı şey, aynı hikaye, aynı şey gidiyoruz. Şeyler değişmiş. Bir şeyimiz, verdiğimiz efendime söyleyeyim şeyler kabul edilmiyor. Kendi kafalarına göre bir mahkeme zaten dağ başına götürmüşler, asker yapmışlar. Gitmeye çalışıyorlar. Şiddetin, bombayla başlayan şiddetin devamı olarak görüyorum. Çünkü bakıyorum yani azıcık olsun olan hayat akışında bir ritim tutturduğum anda ve sonraki duruşma geldiğinde çok farklılaşıyor modum. Çok üzgün oluyorum, çok etraftan çok fark ediliyor. Çok hani yoğun travmatize edilmiş olarak oradan dönüyorum. Yani sanki oradaki o bombanın pimini çeken elin sürdürdüğü bir şey gibi geliyor bana. O mahkeme salonunun dağın başında olması, boş sanık sandalyeleri, bize uygulanan muamele, oradaki silahların bize doğrultulması, her gün farklı bir, her duruşma yeni bir kural çıkartılması, artık en son bozuk paralarımıza el koymaya gidene kadar. İçeri didik didik aranarak alınmamız, sanki biz adliye, yani biz cezaevi kampüsünde bu duruşma görülsün diye talep etmişiz gibi bize bu şekilde içeri aldıktan sonra boş sanık sandalyelerinde onlarca yüzlerce işte jandarmanın ortasında, bir de bu kadar üst düzey güvenlik ortamının olduğu yerde güvenlik gerekçesine getirilmemiş bir tek bir sanığın, o da zaten Ankara katliamından dolayı bizim dosyamıza girmiş olan tek sanığın Segbis'te izlemekten ben her gittiğimde yeniden hani o şiddetin sürdüğünü, bir şeylerin beni yeniden örselediğini, yeniden yarına ulaşmamı zorlaştırdığını hissediyorum ve son duruşmalarda bunu hissediyorum. Çok kendimi çok motive etmem gerekiyor bitmek için. Bitmem gerektiğini, bunun kendi iyileşmem için de bir gereklilik olduğunu, bir adalet mücadelesinin bu tarz toplumsal travmalardan sonra iyileşmenin çok önemli ayaklarından biri olduğunu kendimi tekrar hatırlatmam ve tabii ki aileler, yaralılar, oradaki insanların en azından bu işte bu kadar ilişkilenmiş, bu travmanın içinden bu kadar var olan birinin daha eksilmesine artık katlanamaması ve yani yan yana olmanın verdiği güçle gitmeye çalışıyorum. Her seferinde artık böyle güç bulabiliyorum kendime gitmekte. Suç yaralıları cezaevinde. Efe Çatalbaş cezaevinde. 4 yıldır cezaevinde düşünüyorum. Merve cezaevinde, Medali Barutçu'nun ailesi cezaevinde, Vesna anne cezaevinde. Yani
cezaevleri, ben de mesela bir dönem cezaevine girdim. Yani Suruç aile inisiyatifinden cezaevine atmadığı kalmadı neredeyse. Çünkü bir şeyi biliyor. Biliyorlar diyor benim yaptığımı. Benim organizasyonum olduğunu biliyorlar. Ve bunun için mücadele ediyorlar. Ve bunun için bunu açığa çıkartma korkusu var, çıkma korkusu var. Kalk, kalk bunlar, kalk! Kalk bunları, kalk! Yasaklamaların ve Suruç'un bu kadar kriminalize ediyor olmasının değişmesini isterim. Böylesi toplumsal bir katliamın anmak bile, onunla ilgili bir şey söylemek, bir şey yapmak, onunla ilişkili bir anıt projesi oluşturmak bile, yani yıl dönümünde lanetlemek bile bu ülkede, bu katliamın yaşandığı yerde yasak. Öncelikle bunun değişmesi gerekiyor ki gerçekten bir hakikat mücadelesi oluşabilsin ya da biz yaralarımızı sarmaya, artık yasımızı tutmaya başlayabilelim. Önce bu katliamın adının konması, yani herkesin yerinin tekrar iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun anlamının tekrar iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya görmezden gelinmeye çalışılıyor, görüldüğünde de çok yanlış yerden okunuyor Suruç katliamı ve onunla ilişkilenen herkes. Öncelikle bunun değişmesi lazım, başka sözlerin söylenebilmesi için sonrası için. Kötüler yolun sonuna geliyor ve kazanacağız ve kazandıktan sonra milyonlarca insan Suruç anmaları yapacak. Yani biz o kalabalığın içerisinde zaten bir tanesi olacağız, karışacağız ve milyonlar kendileri böyle çok coşkulu bir şekilde meydanlarda, sokaklarda, her şehirde milyonlarca insan kalabalığı oluşturacak. Yani bunun bilinciyle zaten bugün 10 kişi mücadele ediyor olsak bile sıkıntı yok. Yani mutlaka bir gün olacak bu. Bu konjonktür sürdüğü sürece belki çok zor. Çünkü bununla var olan, bu şiddet ortamı ve sonraki süreçle var olan ve varlığını sürdürebilen bir iktidar ortamındayız. Elbette mümkün olacak. Çünkü hani bu yara toplumun belleğine kazındı ve asla önceki travmalarda olduğu gibi asla unutulacak bir şeydir. Mutlaka belli dönemlerde hak ettiği şekilde anılacak ve lanetlenecektir. Bunların hesabı sorularak, buradan adalet talep edilerek de buradaki aslında toplumsal barış hedef alan katliamları lanetleyerek yarına bir ülke, barış içinde bir toplum çizebileceğiz. Ama bunun bu kadar uzun vadeye yayılmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Yani Türkiye'de eğer bir güzel günler görme süreci başlayacaksa, o Suruç ve Ankara katliamlarının aydınlığa kavuşmasıyla gerçekleşecek. Orada oraya giden insanların tamamının dayanışma, iyilik, başkendi hiç tanımadıkları insanlar için binlerce kilometre kat etme iradesini yaşatmak gerekir. Yani Suruç'u unutmamak, Suruç'u yaşatmak demek aslında insanlığın belki de kavuşması gereken en önemli özellik dayanışma. Hiç tanımadığı insanlar için bir şeyler yapma meselesini aslında devam ettirmek demek, sahip çıkmak demek. O bakımdan Suruç ve Ankara katliamlarının aydınlığa kavuşması, bu katliamları planlayanların yargı önünde hesap vermesiyle gerçekleşir. Ben bunu istiyorum. Bu çocukların masum olduğu, bu çocukların efendime söyleyeyim insanlara, çocuklara yardım için gittiklerini, bu çocukların teröristmiş, bilmem ne hatta ne bileyim yani ne işleri vardı orada gibi düşünmelerinden ziyade bu çocuklara hak verilmeleri, yani şey olarak iyi bir şey için gittiler, katledildiler. Efendime söyleyeyim IŞİD denen şeyi. Devlet tabi deseydi büyük ihtimalle bu bilmiyorum da ama çocukların hakkının şeyinin ve adaletin yerini bulması, suçluların gerçek suçluların yargılanması, gerçek suçluların suçlarını kabul ederekten yani yargılanmaları, tutuklanmaları, suçluların bulunmasını istiyorum. Bu çocukları, bu insanları, bu oturmuş dış ordusunu koruyamadığını, devletin koruyamadığını kabul etmesini istiyoruz. Biz bu çocukları koruyamadık demesini istiyoruz. Yani her şey bu kadar olumsuzken yani birbirimizi görmekten, işte
aynı acının işte ateşin düştüğü yerden birbirimize el uzatmaktan doğru da bir iyileşme hali de yok değil yani. O insanlarla yan yana olmaktan işte kendi acımı azıcık unutup yani herkesin baş etme biçiminden kendime pay çıkarmaktan da bir güç almıyorum değil. İnsanları görmekten evet Suruç katliamının mağdur ettiği, hayatlarını tümden değiştirdiği, çok yakıcı bir şekilde bu acıyı yaşayan insanlarla yan yana olmaktan bir güç alıyorum. Bir de zaten kabullenemiyorum ki ben zaten. Yani bilmiyorum yani polen hala da çıkıp gelecekmiş gibi düşünüyorum. Ne bileyim ona göre mesela hiçbir şey yapmıyorum mesela. Şimdi sadece kendime bir şey vermişim, bir yön çizmişim. Polenin şey, Belinda'nın efendime söylediğim bir sayı bitirecek seneye. Ondan sonra Doğukan sayını bitirecek. Ben ondan sonra efendime söylediğim şey yapacağım. Kendime bir yön çizeceğim. Çünkü yanımda durmayacaklar onlar ister istemez. Ben şey yapmıyorum yani hala yarın çıkıp gelecekmiş gibi düşünüyorum. Poleni de olsun şeyi de tabii Ezgi'yi de unutmuyorum anneleri de. Ama biraz da içimde bu şey var. Anneler de gitti onların yanında. Onlara büyük ihtimalle yardımcı oluyordur, bakıyordur. Onlarla ilgileniyordur. Öyle düşünüyorum ben. Kabullenemiyorum ya. 5 yıl değil de 50 yıl da geçse, 100 yıl da geçse bilmiyorum ben hani yaşadığım müddet içerisinde kabullenemeyeceğim herhalde. Çünkü öldükten sonra da benden, polen de benimle beraber bir şey yapacak diyebilir. Derime kazdırdım onun şeyini, resmini. O benimle beraber şey, ben öldükten sonra benimle beraber de mezara gelecek. Onun için kabullenemiyorum ki yaşıyor gibi görüyorum yani. Ama öyle kendim alıyorum. Aradan 5 yıl geçtikten sonra bu 5 yılda yaşadıklarını da göz önünde bulunduralım. Hiç böyle gitmem, keşke gitmeseydim dediğin oldu. Keşke ölseydim dediğin çok oldu. Bu isimleri göreceksiniz her yerde. Her yerde karşınıza çıkacak. Dünyadan karşınıza çıkacak bu isimler, bu fotoğraflar.